Merhabalar, Belin Kere Kantar, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde sizlere muhteşem bir mikrofon inceleyeceğim. Bu videonun misafiri Vose V35. Bu bir sponsorlu video değil, bir inceleme videosu. Bana incelemesi için gönderildi. O yüzden normal videonun kuralları geçerlidir. Mikrofonu videonun sonunda satın almak isterseniz sounddesign.com web sitesinden bulabilirsiniz. Çünkü benim bildiğim kadarıyla şu anda sadece onlar getiriyor ve onların lisanslı markası Vose. V35 kondenser bir mikrofon. Peki kondenser mikrofon ne demek? Bu mikrofon nerelerde kullanılır? Bu bayağı ağır bir mikrofon. Malzeme kalitesi olsun. Metal alışımla kaplanmış zaten. Tamamı metal. Kendi içinde pop filtre da var. Ama istiyorsanız harici bir pop filtre her zaman takabilirsiniz. Bu mikrofon nerelerde kullanılır? Profesyonel stüdyolarda kullanabilirsiniz. İşte şarkı kayıtları olsun, dublaj kayıtları olsun ya da YouTube videoları çekiyorsanız YouTube videolarınızda kullanabilirsiniz. Benim gibi yaka mikrofonu kullanmak yerine bu tür bir mikrofon kullanabilirsiniz. Twitch yayıncısıysanız, YouTube yayıncısıysanız, oyun yayıncısıysanız bu tür şeylerde de işlemlerinizde de böyle bir mikrofon kullanabilirsiniz. Kondansör mikrofonların piyasada birçok farklı modeli var ve fiyatları cidden çok uçuk. 300 liradan bir başlıyor. Yani ucu bucu alamayacak kadar fiyatlara çıkan mikrofonlar var. Tabi hepsinin fiyatını hak eden bir özelliği mutlaka vardır. Ama Vose bu noktada fiyatıyla öne geçiyor. Yanılmıyorsam 700 ile 800 lira arasında bir fiyatta satışa sunulacak. Ve Sound Design'a yaptığım görüşmede de yeterli miktarda stoklarının olduğunu paylaştılar benimle. O nedenle birçok kişi rahat bir şekilde bu mikrofonu sahip olabilirler. Şimdi ben kutu içeriğini de size göstermeyi çok isterdim ama kutu pek hoş bir şekilde bana ulaşmadığı için kargoda sağ olsunlar. Videonun önüne çıkarmak istemedim çünkü marka imajını zedeleyecek şekildeydi kutu. O yüzden kutusunu göstermiyorum ama emin olun çok şık bir kutu da geliyor. Ben sadece kutu içindekileri çıkardım. Şimdi size kutunun kenarından okutabildiğim kadarıyla kameramın, fotoğrafın çekebildiğim kadarıyla özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bu mikrofonun frekans aralığı 20 ile 20.000 Hz arasında sesleri algılayabiliyor. Ondan sonra şöyle bakalım. 78 desibele kadar ses sinyalini algılayabiliyormuş. Mikrofon afisi 130 desibel. 3000'lik XLR üzerinden çalışıyor. Ve şunu da söylemeden geçmeyeyim. 48 voltluk Phantom Power'a ihtiyacı var. Phantom gücüyle çalışıyor bu mikrofon. O yüzden ben bunu aldım hemen gideyim bilgisayarıma takayım diyemiyorsunuz. Kaliteli bir ses kartı ya da ses kayıt cihazına bağlamanız lazım. İçinden bir hayli uzun bir XLR kablosu çıkıyor. Bu XLR kablosuyla bağlantınızı yapabilirsiniz. Ayrıca mikrofon tripodunuz varsa asmak için çok da güzel titreşim önleyici bir parçasıyla geliyor. Şu şekilde koyabiliriz. Hatta size görselini de göstereyim nasıl olacağını. Şöyle kablosunu arkadan taktıktan sonra şuradan sıkıyoruz. Ve mikrofon her türlü sallantıda titreşimi emecek şekilde çok güzel lastiklerle kaplamış şekilde. Yani uzun ömürlü olur bu alet. Onu söyleyeyim size. Buradan da tripoda, daha doğrusu tripod değil, mikrofon tripoduna bağladığınızdan sonra da bu şekilde kullanabiliyorsunuz istediğiniz gibi. Zaten birazdan test edeceğiz. Hatta ben bunu test etmek için, şimdi yaka mikrofonumun sesini zaten videoda duyuyorsunuz. Kullandığım ses kayıt cihazında bunu bağlayacağım zaman yaka mikrofonunu çıkaracağım. Ve bunu ben kendi yayınlarımda kullandığım M-Audio'nun U-Burmic ile karşılaştıracağım. U-Burmic gerçekten çok harika bir mikrofon. Bakalım bu mikrofonun ses kalitesi U-Burmic ile ne kadar yakın? Daha mı iyi, daha mı kötü? Bunu hep birlikte karşılaştırmış olacağız. Şimdi istiyorsanız gelin ben videoya çok ufak bir ara vereyim. Setup'ı değiştireyim ve ses testlerine, kalite performans testlerine bakalım. Test setup'ımızı kurduk. Şu anda karşımda hem Vose V35 var hem de M-Audio U-Burmic var.
Şimdi ben her zaman bu tür mikrofonun cebelerini yaparken kameranın kendi mikrofonuna dahil ediyorum. Bu video onu da dahil edeceğim. Olympus OMD M10 Mark 3'ün kendi dahili mikrofonunu da ben videonun içine dahil edeceğim. Ve kamerayla çektiğiniz zaman aldığınız ses kalitesi nasıl? Vose V35'te aldığınız ses kalitesi nasıl? Ve M-Audio Ubermic'te aldığınız ses kalitesi nasıl? Ona bakacaksınız. Şu anda bütün bu konuşmaları M-Audio üzerinden duyuyorsunuz. Videoya küçük bir ara vermem gerekiyor ne yazık ki. Çünkü kurgu sırasında fark ettim ki kayıt anında kullandığım Zoom H4n Pro'nun bataryası bitmişti. Pil değişikliği yaptım. Ve o pil değişikliği yaptığım sırada Phantom Power'ını düşürmüş. Bu nedenle asıl ses kayıtında, videonun devamını izleyeceğiniz ses kayıtında Vose V35 yazan yerlerde ses aslında bir hayli kötü. Nedeni bu. Kurgu sırasında fark ettim. Ve o kadar testi konuşmayı tekrar yapmak açıkçası gözüm yemediği için böyle küçük bir bölüm yapıyorum. Bu mikrofonun asıl ses kalitesi şu anda bu. 48 Watt Phantom'la birlikte aynen bu ses kalitesini duyuyorsunuz. Videoyu ben tekrar kurguladığım sırada V35 yazan yerlerdeki sesi ya da işte V35'ten duyuyorsunuz dediğim yerlerdeki sesi keseceğim. V35'ten dinlemeyeceksiniz. Bu mikrofonun asıl ses kalitesi budur. Kondenser mikrofon ve ben mikrofonu test ettiğim sırada kulaklık takmıştım kulağıma. Üst katımdaki komşumun bütün konuşmaları net bir şekilde çekiyor. Yani o kadar hassas bir mikrofon. Bu kadar hassas olması, hatta belki şu anda duyuyorsunuz da olabilir. Bu kadar hassas olması ne kadar doğru ve ne kadar iyi bir şey bilmiyorum. Yani insanları dinleyebileceğiniz kalitede bir mikrofon. Yani gerçekten çok profesyonel. Ben beğendim. Fiyatını da hak ettiğini düşünüyorum. Neyse çok fazla uzatmadan şimdi videoya geri dönelim. Şu anda Vose'nin üzerine geçtik. Bakalım Vose V35'te ses kayıt kalitemi nasıl olduğunu ben de videoyu kurguladığım sırada dinleyeceğim. Ama daha önce yaptığım testlerde gördüğüm kadarıyla mikrofon bir hayli kaliteli. Ama M-Audio ile birlikte karşılaştırma yapçın yan yana direkt dinleme imkanım olmamıştı. Ama kondenser bir mikrofon olarak ve kaliteli bir ses kartıyla kullandığınızda eminim çok kaliteli ses verecektir. Çünkü malzeme kalitesi ve işçiliği bir hayli güzel duruyor. Şurada istiyorsanız kameranın kendi mikrofonuna geçelim. Olympus'un M10 Mark 3 OMD M10 Mark 3'ün kendi dahili mikrofonundan duyuyorsunuz beni. Yani kameranın dahili mikrofonunun çektiği ses kalitesiyle şu iki mikrofonun arasındaki ses kalitesi tamamıyla farklı. Bundan emin olabilirsiniz. Zaten şu anda da dinliyorsunuz bunu. Bunun üzerine M-Audio'ya geçelim. M-Audio'nun aslında özellik bakımından USB mikrofonu olmasından dolayı çok fazla özelliği var. Tabii ki fiyatı da normal olarak daha pahalı bir mikrofon. Hem kardiyo olarak ses kayıt yapabiliyorsunuz. İşte yan kişilere mikrofonları atayabiliyorsunuz. Çevresel ses alabiliyor. İşte kulaklık girişi var. Sesi dinleyebiliyorsunuz aynı anda. Kulaklığın sesini ayrı açıp kapayabiliyorsunuz falan. Çok fazla özellikleri olan bir mikrofon. Eğer Vose V35 ses kalitesi olarak M-Audio'dan yaklaşmışsa ya da daha iyiyse cidden fiyatını sonuna kadar hak eden bir mikrofon olacağını düşünüyorum şu anda. Videonun kapanış konuşmasında gelin Vose V35 ile yapalım. Sounddesign.com üzerinden satın alabilirsiniz. Ya da telefonla arayıp da sipariş verebiliyorsunuz. Oranın sahibi Oğuz Bey çok ilgili bir çalışan. Çalışan demeyeyim aslında firma sahibi. Hakaret etmiş olduk kendisine çalışan diyerek. Çok ilgili ve bilgili bir kişi kendisi. Sağ olsun telefonla arayan herkese de elinden geldiği kadar yardımcı oluyor. Genelde aynı gün içinde kargoya da veriyorlar. Onun da bilgisini vereyim. Önce birkaç tane alışverişim olmuştu kendilerinden. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadım bu zamana kadar. Gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilirsiniz kendilerinden. Mikrofon olarak da içinden bir mikrofon tripodu çıkmıyor. Bunu harici almanız gerekiyor. İstiyorsanız bu şekilde ayakta bir mikrofon kullanabilirsiniz. İstiyorsanız böyle bu şekilde oynayan mikrofon tripodu. Aslında bu mikrofon tripodu değil benim şu anda size gösterdiğim. Bu bir ışık tripodu ama kolayımda bu vardı. Mikrofon tripodunu sökmem birazcık zor oldu. Arkada bir yerde duruyordu. O yüzden bu kolayıma geldi. Bunu bağladım. Normalde mikrofon tripodları L şeklinde durur. Hatta T şeklinde de diyebiliriz. Oradan yüksekliğini falan da ayarlayabiliyorsunuz. Ama bu görünüş, şu anki duruşu benim test etmem için bir hayli yeterliydi.
O yüzden bu test setup'ını bu şekilde kurdum. Umarım size mikrofonun kalitesi ve bilgileri hakkında bir bilgi verip paylaşabilmişimdir size. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen YouTube kanalımıza da abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ayrıca Teknoloji Odası'nı Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz. Benimle iletişime geçmek istiyorsanız lütfen Instagram'ı, Discord sunucumuzu ya da teknolojiodası.net forumumuzu kullanın. Facebook üzerinden mesaj atmayın. Israrla söylüyorum. Çünkü attığınız bildirimler bana gelmiyor mesajlar ve ben günlerce sonra görüyorum onu. Ve geri dönüş yapmak da ayıp oluyor gerçekten. Bu kadar gün cevap vermemiş adam birden dönüyor diyeceksiniz. Ama ben görmüyorum. Bildirim gelmiyor çünkü. Ancak Facebook'u açarsam, eserse, bakarsam görüyorum. O nedenle Instagram, Discord ve forumu lütfen aktif olarak benimle iletişim kurmak için kullanın. Bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşça kalın.